Efendim, olmakla görünmek arasında kalan insanın durumu nedir? O boşluğa düşenin perişan olması kuvvetle ihtimal. Hem her iki konumu kaybedecek hem de maksadının aksiyle tokat yemiş olacaktır. Görünmek hevesine kapılan insan üzerine kendine ait olmayan ağır yükler almış olmaz mı? Elbette olur. Yükü ağır olanın hayatta alacağı mesafede azalmış olur. Kitlelerin bilgelik gibi, yücelik gibi, olgunluk gibi konularda büyük olma adına bir nazarları vardır. Farz edelim o nazarın yüksekliği 2 metrelik bir bakış noktası olsun. Boyu o mesafeye ulaşamayan biri için görünmek nasıl olacaktır? Durmadan zıplayarak veya kendine payandalar arayarak halkın nazarında görünmeye çalışacaktır. Bu kolay ve çekilir iş mi? Sürekli ıstıraplı bir durumdur herhalde. Peki boyu o mesafenin çok üstünde olan birisi görünmek için ne yapmalı? O da eğilir kendini daha küçük göstererek ve görünme noktasına gelir. İşte bu tevazudur. Mütevazı insan anlaşılmak için eğilir. Bunu yaparken de hiçbir eksik hissine kapılmaz. Peki ya görünme sevdasına kapılmış, gururun paletleri altında ezilmiş kişi ne yapardı? O da görünebilmek için durmadan kendine eziyet eder. Onun için Salim, kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim mağrur olursa da kendi boşluklarında sürünür durur. Görünmek uğruna insanların kahırlarını çeker. Kendini şöhretine paspas eder. Her gelene ezdirir kendini. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hayatın tatlı ve güzel olsun. Ya farkına varmadan kişi kendine zulmediyorsa? Her insanın nasihat hakkı vardır. Hak varsa vesile de var diyebilir miyiz? Anlaşıldı. Sen sabırsızlanmaya başladın. Hayırlı işte acele gerekmez mi? Gerekir Salim, gerekir. Hadi bakalım iş başına. Sen neredesin oğlum? Hadi gel. Tamam, geldim anne. Hadi. Baba. Hani geçen gün örümcek adam şeydesini almıştın ya bana. Ne olmuş örümcek adama? O kahraman ya baba. Biz de onun gibi olabilir miyiz? Mesela biz kahraman olsak o zaman annem ölmezdi. Onu kazadan kurtarırdık. Olamayız Emre. Neden ama? Çünkü kahraman olmak için ejderhaları yenmek gerekir. Tamam mı? Kahramanlar yalnızca filmlerde olur. Hadi kalkalım. Emre, ne yapıyorsun? Örümcek adamı izliyorum baba. Bak sana ne aldım. Ağ mısın? Yaşasın. Canım babacığım. Mehmet, nereden buldun parayı? Borç aldım. Thank you.
Emre. O şeyi topla. Hemen kutusuna koy. Bize ait değil o. Anne. Oğluna çalıntı hediye verecek kadar ileri gittin Mehmet. Hırsızlık etmeye devam ettiğin sürece bu evde yerin yok. Baba, hani bana almıştın bunu? Emre! Ya gideceksin, kanuna teslim olacaksın. Ya da bir daha bana anne demeyeceksin. Anne, bunu yapamam. Kaç yıl yatarım biliyor musun sen? Birader, şuna bir el atsan da çalıştırsak ya. 5 dakikanı almaz, hadi be. Sen hafifçe it arkadan, ben çalıştırırım. Tamam. Vurduracaksın birader. Tamam, tamam. Hadi sene. Hadi be. Olmuyor ya. Geç sen, ben deneyeyim. İtsene. İşte bu kadar. Sağ ol birader. Önemli değil. Hadi eyvallah, sağ ol. Ulan! Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasılsın? Nasıl gitti işler? Ya hiç sorma anne. Maaşımı da yeni almıştım. Cüzdanımı çarptı adamın teki. Kimseye güven olmuyor ya. Hakan, oğlum. Yalan söylüyorsun. Çalıştığını söylediğin mağazayı aradım. Hakan Küçük diye birini tanımadıklarını söylediler. Orada hiç çalışmadın değil mi oğlum? Yine yalan söyledin. Oğlum. Ben seni olduğun gibi seviyorum. Terfi etmesen de, iyi bir mevkide çalışmasan da seviyorum. Sen benim oğlumsun. Yalan söyleme. Günahtar şerden ancak sana sığınılır. Oğlumu kendini düşürdüğü bataktan çıkar ya Rabbim. Mehmet'ime yardım et. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, sen oğlumu ıslah et ya Rabbim. Nefsine yapışan bu yalan belasından kurtar onu. Amin. Yardım edin. Yardım edin. Başımı alın beni. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Yardım edin.
Çıkın. Hadi, hadi. Biri bana baksın. Ne olur ya. Çabuk olun. Yardım et. Yardım et. Ne olur yardım et. Lütfen yardım et. Tamam, çıkıyorsunuz. Ayağım çok büyük. Hadi. Yardım edin. Lütfen. Allah'ım sana şükürler olsun. Bayanı güvenli bir yere götür. Tamam. Lütfen yardım edin. Lütfen. Tamam, kurtaracağım seni, merak etme. Lütfen yardım edin, ne olur. Sakin ol, kurtulacaksın. Siz geçin, ben getireceğim. Patlayacak. Çekil oradan. Gelin. Patlayacak. Durun. Ne kadar dehşetli bir manzara değil mi? Herkes canının derdinde. Ötelerde bunun çok daha dehşetlisi var. Orada kurtulanlar burada hatalarının bedelini bir şekilde ödeyenlerdir. Ama esas insanı düze çıkaran yaptığı hatalardan dolayı derin pişmanlık yaşayabilenlerdir. Dilek, Dilek iyi misin? Salih, iyiyim iyiyim. Kamerayı getirdin mi? Dur bir dakika, önce hastaneye gitmen lazım. Şimdi bırak sen beni. İnsanlarla konuşmamız lazım. Çantam. Çantam nereye gitti? Ödülüm. Ona vermiştim. Kime? Bizi kurtaran adama. Nerede o? Telefonum nerede acaba? Mehmet. Anne.
Anne bir şey oldu. Kaza oldu. Kazada insanları ben kurtardım. Hatta bu çantayı da kazada kurtardığım kadın bana emanet etti. Vallahi billahi. Anne. Anne dinle. Anne, ben çıkıyorum. Şey, para bırakacaktım ama vallahi cüzdanımı... Alo. Polis mi? Sayın seyirciler, arkamda görmüş olduğunuz otobüs dün havaalanına gitmek üzere yola çıktıktan 20 dakika sonra bir kaza geçirdi. Benim de içinde bulunduğum otobüse büyük bir şans eseri olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş yardım etti. Şimdi mikrofonu kazazedelere uzatıyoruz. Bir amca vardı. Beni çıkardı önce. Sonra kapıyı böyle kapardı. İnsanlara yardım etmeye başladı. İçerisi duman dolmaya başlamıştı. Kapıya yüklendik ama kazanın etkisiyle sıkışmıştı. Öleceğimizi zannettik. Çok korktum. Böyle dev gibi biriydi. Beni tuttuğu gibi yukarı çekti. Evet. Benim de hayatımı borçlu olduğum bu kahraman ki. Eğer oradaysan... Lütfen bize ulaş. Bekliyoruz. Benim. Benim bu. Bu benim gerçekten. Otur oturduğun yerde. Mehmet Topuzlu. Sayın seyirciler. Dün gece yaşanan olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi getiriyoruz ekranlarınıza. Yaşanan kazada 16 kişinin hayatını borçlu olduğu kahramanın kim olduğuna dair bir iz bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmalarda rastlanılan cüzdan, yolculardan hiçbirine ait olmayınca dikkatleri üzerine çekti. Şimdi kahramana ait olduğu düşünülen cüzdandaki kimliği getiriyoruz ekranlarınıza. Gencecik çocuk. Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama size minnettarım. O gece beni otobüsten çıkarmasaydınız belki de şimdi hayatta olmayacaktım. Görevimiz? Yok öyle demeyin. Sizin gösterdiğiniz cesareti milyonda bir insan gösterir. Siz bir kahramansınız. Hakan Bey, selamlar. Merhaba. Salih Demir, ekip arkadaşım. Hakan Bey malum, kahramanımız. Buyurun. Aa, sağ olun. O gece tabii karışıklıkta otobüste düşürmüşüm. Otobüste değildi. Cüzdanınız yoldaydı. Salih, Allah aşkına o gece kim neyin nerede olduğunun farkında mıydı? Evet tabii. Ortalık mahşer yeri gibiydi. O mahşer yerini bir de birinci ağızdan dinleyelim o zaman. Kayıt alalım ne dersiniz? Artık ağzınızdan çıkacak her şeyin haber değeri var. Ayrıca annenizle de konuşmak isteriz. Annemle mi? Hı. Tabii tabii konuşursunuz ama şimdi rahatsız biraz. İyileşsin öyle. Geçmiş olsun. Teşekkürler sağ ol. Stüdyo hazır. Geçelim isterseniz. Ha bu arada çantamı size emanet etmiştim. Acaba... Ben de tam o sırada orada bir görevliye verdim ama çok karışıktı ortalık siz de biliyorsunuz. Haklısınız evet. Buyurun geçelim o zaman. Hı-hı. Mustafa, git borçları topla hadi. Hakan Bey, kaza anını anlatır mısınız lütfen? Arabamla gidiyordum. Bir baktım bir otobüs devrilmiş. İnsanlar camdaydı. Yardım istiyorlardı. Yani çok zor durumdaydı. Ulan yuh be! Ben de hemen arabamı durdurdum. Ne ilgisi var? Çocuk bağırıyorduk kapıda. Zaten yalancı hırsız. Aynı şeyi yapardı. Bu herif yalan söylüyor. O geceki oradaki bendim, bu adam değil.
diyor? Ben oradaydım. Hadi canım. Ya. Yok ya, ciddi söylüyorum. Ben de mi oradaki adam? Bu adam değil. Sen de ne kahraman olacaktı var ya. Vay be, bir delimiz eksikti. Neşecik oğlum, neşe. Yeter, uzatmayın. Allah Allah. Allah biliyor oğlum. Önemli olan da bu değil mi? Emre, oğlum. Ne var? Oğlum, yavrum, neden böyle yapıyorsun ha? Babam, sen mi polise söyledin? Şikayet ettin. Oğlum, senin baban benim oğlum. Ama yanlış şeyler yaptı. Herkes yanlış yapabilir. Ben de, sen de. Fakat her yanlışa bir dur demek gerekir. Bazen şurana bir taş basarsın. İçin parçalanır. Ama doğru olanı yapmak zorundasındır. Çok sevdiğin, çok istediğin şeyleri kaybetmek uğruna olsa bile. Şimdi bize babanın doğru yolu bulması için dua etmek düşüyor. Hiçbirinize inanmıyorum. Herkes yalancı. Ben başka bir baba istiyorum. Yalan söylemeyen baba. Gerçek bir baba. O da ne demek oğlum? O adam gibi. Hani kahraman oldu ya. Hep çıkıyor televizyonlarda. Onun gibi baba. Emre. Babası da böyle adamdı. Doğru vallahi. Sen de altın evet. Kalplisin be Halide abla. Bak evladın yüzünü kara çıkarmadı. Vallahi esaslı çocuk. Bak ama millet de bağrına bastı. Doğru vallahi. Oo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, hoş geldin. Kahraman hoş geldin. Gurur duyuyoruz seninle. Ne cesaretmiş be. Sen 16 tane adamı kurtar tek başına. Doğru. Hadi vallahi. Bakalım öp annenin elini. Anneler ne evlatlar doğuruyor. Ya öyle vallahi. Maşallah. Maşallah. Cüzdanını buldun demek. Allah canına bağışlasın. Amin. İlk gece zordur. Duvarlar üzerine üzerine gelir insanın. Senin mahkumiyet ne kadar? Allah bilir. Ne o yaptığın şey? Sabretmenin bir yolu. Yollarından biri. Bugün şu adama öfkelendin ya. Aşağılık herif. Nasıl da ben yaptım havalarında? Kazancı ne olacak ki? Ne bileyim. Umurumda değil. Ama eğer onun yerinde ben olsam şimdi burada olmazdım. Yani kahraman olsaydın hiç hırsızlık yapmamış gibi mi olacaktın? İyi de o da benden çaldı. Senden kahramanlığı çaldı. İyi. Nasıl iyi ya? Düpedüz haksızlık bu. Öyle tabii. Çalmak öyledir. Ama dedim ya, çok şükür Allah biliyor. İnsan haksızlık eder ama hakkını bilen kişi bunlara güler geçer. Oh be der, oh be. Rabbim biliyor ya, gerisi yalan. Şöyle serin sular serpilir içine. Ne yapacağım ben? Bu fırsatı değerlendireceksin. Uyku tutmuyorsa öğreteyim sana da. Hem dışarıda da satılır bunlar. 3-5 kuruşta para kazanırsın. Beni niye buraya getirdin? O adamı görmek istemiyorum. Şşt! Oğlum, baban duyarsa çok üzülür ama. Duysun.
Bana ne? Oğlum, ben... Anne, belki de iyi yaptın. Hiç açmayalım bu bahsi. Ben de abartmıştım zaten. Lafla uslanmayanı... Neyse. Emre? Ben seni istemiyorum. Babaannem zorla getirdi beni buraya. Kaza atlatmıştım. Çok komik Sedat. Vallahi ucuz atlattı. Ya çocuk olmasaydı ne yapardım? Yardım edin. Ne olur yardım edin. Ne olur. Tamam, çıkıyorsunuz. Ayağım çok kötü. Ne olur. Hadi. Çok İçeri duman dolmaya başlamıştı. Kapıya yüklendik ama kazanın etkisiyle sıkışmıştı. Öleceğimizi zannettik. Siz... Hatırladınız mı beni? Sedat? Ben o gece kazada sizi kurtarmıştım. Kapıya sıkışmıştınız. Hatırlamadınız mı? Gerçi içerisi çok dumandı ama... Uzatma. Zaten birbirimizi bir saat görüyoruz. Onda da senin manyaklığınla uğraşacak değiliz. Hadi. Peki nereden biliyorum o zaman? Heh? Madem öyle nereden biliyorum? Haberlerde görmüş olmayasın. Bakın gerçekten o bendim. Bir çocuk vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir kadın. Gazeteciydi o kadın. Hatırlamadınız mı beni? Ya rahat bıraksana kardeşim hadi. Allah Allah ya. Emre. Emre oğlum o televizyonda gördüğün kahraman var ya aslında o benim. Emre. Babaanne gidelim. Emre. Anne, giyinmedin mi sen hala? Hakan, yalan söylüyorsun. Biliyorum. O gece cüzdanını... Düşürmüşüm. Çalınmamış anne, düşürmüşüm. Gözüme bak. Bana doğruyu söyle. Allah için doğruyu söyle. Gözüme bak. Doğruyu söylüyorum anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Önce size teşekkür etmem gerek. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar cesur bir evlat yetiştirmişsiniz. Hakan rahatsız olduğunuzu söyledi, geçmiş olsun. Yo, gayet iyiyim ben. Fakat ne derler? İyilik karşılıksız kalmazmış. Kazada otobüste bulunan çok önemli bir iş adamı Hakan'a yüksek bir mevki öneriyor. Ha, ayrıca bir kazazede de ev hediye etmek istiyor. Evet Halide Hanım. O gece neler olduğunu bir de sizin bakış açınızdan alabilir miyiz? Ben konuşmak istemiyorum oğlum. O gecede ne olup bittiğinin farkında değilim. Bana sanki Hakan buradaymış gibi geliyor o saatlerde. Olur mu efendim? O saatlerde bizi kurtarıyordu. Bize bağlı bir dergi Hakan'ı kapağa taşımak istiyor. Uygun mudur? Uygundur, tabii tabii. Öyleyse birkaç fotoğraf alalım. Tabii tabii, hemen. Anneciğim. Babaanne, gel gel. Bak bu teyzenin yerinde olmak istemez miydin? O nedenmiş Emre? Ya bir kahramanın annesi olacaksın. Düşünsene Süpermen'in ya da Örümcek Adam'ın oğlun olduğunu. Hmm. Ne harika bir şey. Keşke benim babam da bir kahraman olsaydı. Babaanne ne olur beni Hakan amcayla tanıştır. Nereden buluruz onu? Ne olur babaanne. Ben onun gibi olmak istiyorum. Ne olur.
Sen neden para alıyorsun kendini oğlum? O insanlar kurtulmadılar mı? Çocuklarına, evlerine kavuşmadılar mı? Böyle büyük iyilik karşılıksız kalır mı sanıyorsun? Ki kalacak olsa bile kurtarmaz mıydın? Doğru diyorsun da... ben de ne kısmetsiz, ne nasipsiz adamım be usta. Yani bu kadar da olur mu? Adam resmen hırsız. Hı. Benim gibi. Sen burada olduğun için nasibim varmış. Yakalanmak, yok zannedip iyice batağa saplanmak... evladını babasından utanır hale getirmek de var işin ucunda. İster misin öyle olsun? Soranlara babam yok desin. Dua et ki öyle değil. Kızım, ben Dilek Güngör'le görüşecektim. Tabii arayayım. Bunları stüdyoya. Tamam Salih abi. Oğlum, ben Dilek Güngör'ü arıyordum. Buyurun, ben yardımcı olayım. Ah, oğlum, siz... Ben Dilek'in ekip arkadaşıyım. Haberleri birlikte yapıyoruz. Buyurun. Ah evladım. Allah çıkardı seni karşıma. Benim torunum delirecek bu kahramanı görmek için. Ben de bir ümit size geleyim dedim. Acaba torunum Emre'nin Hakan Bey'le tanışmasının bir yolu var mıdır? Vardır tabii, neden olmasın. Ararız kendisini, yarın için randevu alırız. Siz mi getireceksiniz? Benden başka kimsesi yok ki garibin. Annesini bir kazada kaybetti. Babası da cezaevi. Buyurun. Hakan amca? Hakan amcan içeride yavrum. Kevser Hanım, Halide Hanım. Buyurun, ayakta kalmayın. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Peki ya sonra? O çocuğu nasıl çıkardın? Kapıya sıkışmıştı. Sonra şöyle bir çektim kapıyı. Allah yardım etti de açıldı. Sonra içeri girdin. Duman vardı değil mi? Evet, girdim içeri. İşte bildiğin hikaye sonrası da. Hakan. Efendim Salih Bey. Dilek'in çantası. Hani şu içinde basın derneğinden aldığı ödül olan çanta. Hiç mi hatırlamıyorsun nereye koyduğunu? İstersen şöyle bir hafızanı tazele. Otobüs yanıyordu. Evet. Salih, kafasını karıştırma kahramanımızın. Tam olarak yanmıyordu. Patlama, yangın falan daha sonraydı. Evet. Sonra oldu. Evet, sonra oldu. Ne mutlu size böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. İçi beni yakar, dışı seni. Neden öyle dediğinizi anlayamadım. Öyle işte Kevser Hanım. Benim oğlum zayıf bir çocuktur. Benimki de yoksulluk içinde. Sizin oğlunuzsa maşallah hak ettiği varlık içinde sevildiği, takdir gördüğü bir hayat sürüyor. O hiç belli olmaz Kevser Hanım. Bakarsınız sizin için yokluk ödül olmuş, varlık ceza. Mühim olan görüp bilip ders çıkarabilmek. İkisinin de hakkında hayırlısı olsun. İnşallah. Of. Hadi be. Yine kazandı be. Yavrum be. Lan ne şanslı herif. Pazarları al elinden, şansı falan kalmaz. Lafına bil ulan. Sen benimle oynasana. Yalnız o paçanın altına sakladığın zarlarla oynayacağız. Aklını alırım lan senin. Beklediğim paket geldi. Sağ. Sen de sağ. Bir daha yanlışın olursa bitersin. Toz ol şimdi. Sağ ol birader. Ayıp ettin. Bizi kolladın, gönlümüzü aldın. Bundan sonra görüşelim. Eyvallah. Hı.
Oğlum bunlar pek tekin değildir. Canını yakarlar adamın. Aklını kullanacaksın. Bana burada sağlam adam lazım ki başım derde girmesin. İki yanlış bir doğru etmez Mehmet. Yapma. Zulüm etme kimseye. Ben kimseye zulüm etmem. Sen işine bak. Ben de işime bakayım. Olur mu usta? Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. İyisin. Hamdolsun. Köylü Mustafa, paketim var. Hadi abi, hadi. Anam gönderecek. Ha? Allah razı olsun. Senden de. Oo, ayakkabılar da iyiymiş Mustafa. Ha? Abi. Abi. Abi benim ayakkabım mı ya? Yedik mi lan? He? Azıcık giyelim, eskiyince veririz Mustafa. Hop. Abi yakala Mustafa. Abi. Abi. Hop. Abi ya. Abi benim ayakkabım ya. Yakala. Arkadaşlar yetmez mi? İki şaka yapıyorduk, ne var? Yeter dedim. Şşş, Mehmet kardeş, uzun etme. Edersem? Ulan kendin nesin ki başkasına horozlanıyorsun ha? Hırsız değil misin? Hırsızım ama garibin ayakkabısına göz dikmiyorum. Nereden biliyorsun ha? Belki de dikiyorsun. Çaldığın paranın gideceği yeri mi soruyorsun millete? He? Uğraşmayın çocuklar. Hadi Mustafa. Senle iyi geçinecektik ama... Aman eksik kalsın. Yürü lan. Aferin Mehmet. Ne aferin be usta. İte kopuğa bile cevap veremiyoruz. Herif haklı. Ama hala insan yüreği taşıyorsun. Mazlumu kolluyorsun. Allah senden merhametini kaldırmamış. Anne, ben çıkıyorum. Bir hayır duası etmeyecek misin? Bak yeni bir işe başlıyorum. Hep istemez miydin iyi bir işim olsun? Bak oldu işte. Oradan kazanacağım para helal midir sanırsın Hakan? Çalmaktan ne farkı var yaptığının? O oturacağın koltuğu sen değil. O insanları kim kurtardıysa o hak ediyor. Hadi git şimdi. Alacağım parayı iç rahatlığıyla cebine koyabileceksen koy. Ama sakın ola benim evime getirme. Thank you.
Usta düştü. Ustaya bir şey oldu, yardım edin. Kalk kalk kalk. Nerede düştü? Koş koş. Mehmet, usta seni çağırıyor. Revire bir uğra. Geldin mi oğlum? Sağ ol. Mehmet, benden evvel çıkacaksın. Benim hastalık fena. Burada çalışıp biriktirdiğim 3-5 kuruş vardı yatağımın altında. Onu alıp bir tanıdığıma götürsen olur mu? Allah rızası için. Olur usta. Olur da daha çıkmama epey var ama. Olsun. Daha kazanırsam ekleriz üzerine. Ölümlü dünya ne olur ne olmaz. Salih Demir. Bir kağıt kalem bul da yaz adresini. Olur. Hadi gel de şunları giyelim. Neden? Oğlum. Bugün baban çıkıyor ya cezaevinde. O geldiğinde seni güzel görsün. Hayır, görmesin. Oğlum böyle demesene. Derim, o benim babam değil. Hakan amca olsun benim babam. O olmasın. Oğlum bak. Artık onu istemiyorum. İstemiyorum onun gelmesini. Buyurun buyurun, geçin içeri buyurun. Emre. Hakan amca. Oo. Al bakalım, bu senin. Baba. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aslanım benim, aslanım benim. Çek, çek, çek. Yolun açık olsun. Sağ ol. Allah bir daha düşürmesin. Yaşasın, vurdum. Ay çak be. Vay be. Oley. İşte sayın seyirciler. Evet, kahramanımız işte başardım. Hakan Küçük Yeha. Bir kahramanlık yapıyor. Küçük ve ihtiyaç sahibi bir evet, hayranını işte daha öyle. Sevindiriyor. Hadi bakalım. Vur vur. Kızım, niye öyle söylüyorsun? Biz muhtaç değiliz çok şükür. Kevser Hanım, bu işler böyledir. Biz biliyoruz elbette sizin ihtiyaç sahibi olmadığınızı. Siz biliyorsunuz ama el alem bilmiyor. Niye böyle yapıyorsunuz ki şimdi? Yaşasın, vurdum onu. Emre hep vuruyorsun beni be. Çak bakayım. Aslanım benim. Dilek, bir şey dikkatini çekti mi? Hakan sanki biraz... Biraz ne? Sanki aklı başka yerde gibi. Ne alakası var? Yani ne bileyim, şu kahramanlık meselesi pek öyle değildir gibi geliyor bana. Mesela anlatırlar. Benim dedem Çanakkale gazisiymiş. Ama ben onun ağzından o hikayeleri bir kere bile dinlemedim. Yani anlatmazdı. Hicap ederdi. Ne demek o? Yani işte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diye söylediğini hiç duymadım. Ama bizim kahraman devamlı kendisinden bahsediyor. Daha da tuhafı, bahsedilmesini istiyor. Sana da öyle gelmedi mi? Sanki gerçek kendi gibi değil. Mesela çocukla kalmak istemedi bugün Emre'yle. Oraya gerçekten onun için gitseydi
onunla kalmayı tercih ederdi. Bir de şu var. Salih dur. Ama karıştırdın kafamı. Bir de ne? Yani benim kahramanlıkla falan işim olmaz ama kahraman olsaydım eğer, bir de bu özelliğimi hayır işinde kullanacak olsaydım, mesela bir çocuğu sevindirmek gibi bir işte, o zaman bunu yaparken televizyona çıkmak ister miydim? Emin değilim. Bence yanılıyorsun. Yani başka ne beklentisi olabilir ki? Adam zaten kahraman. Daha ne isteyebilir? Anneciğim, affet beni. Allah affeder oğlum. Emre? Oğlum? Benimle konuşmak istemediğini biliyorum oğlum. Ben senin yerinde olsam ben de konuşmazdım. Bak, bunu senin için yaptım. En azından bir başlangıç yapalım. Yeniden başlayamaz mıyız? Olmaz mı? Gördün mü? Senin yüzünden yandım. Senin yüzünden kaybettim. İstemiyorum, bırak beni. El kadar çocuğu kullanıyor bir de utanmadan. Anne. 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 Gördün mü beni televizyonda? Aa. Neden kapalı televizyon? Seyretmedin mi yoksa? Anne. Niye konuşmuyorsun benimle? Hiç sana yakışıyor mu? Küçücük çocuğu böyle kullanmak yakışıyor mu sana? Rahmetli baban olsaydı ne derdi düşünmüyor musun hiç? Ne diyecekti anne? Benimle gurur duyardı, gurur. Hadi durma karşımda. Yıkıl. Gurur duyarmış. İşte sayın seyirciler. Kahramanımız Hakan Küçük bir kahramanlık yapıyor. Küçük ve ihtiyaç sahibi bir hayranını daha sevindiriyor. Yakalıyorum seni. Ne yaptın bana böyle sen? İyi düşün bakalım. Bunu sana Hakan mı yaptı? Yoksa sen kendi kendine mi yaptın? Aferin, bak yine vurdum. Alo, Dilek, nasılsın? Seyrettim. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Baksana bir şey diyeceğim. Vaktin varsa konuşalım mı biraz? Sana bir şey söylemek istiyorum da. Sen neler diyorsun Hakan? Niye Dilek? Ne dedim ki? Seni seviyorum diyorum. Benimle evlenir misin diyorum. Kötü bir şey mi diyorum? Biz sadece... Ne bileyim ben... Belki iş arkadaşıyız yani... Hem ben bir televizyoncuyum. Bir mevzuyla sonsuza kadar ilgilenemem.
Hatta ne kadar çabuk yeni bir mevzu bulursam o kadar iyi. Yani ben bir daha reyting almadığım zaman bir işe yaramayacağım. Biz de bir daha görüşmeyeceğiz, öyle mi? Yani görüşürüz elbet ama... Hani beni sevdiğini söylemen... Benimle evlenmek istemen falan... Hayır Hakan. Bunlar olacak iş değil. Birbirimizi yanlış anlamışız biz. Hoşça kal. Anne ben çıkacağım. Biraz işlerim var. Bir şey mi oldu anne? Emre'nin okulunda para toplanıyormuş. Öğretmenlerine hediye almak için. Eğer biraz param varsa... Emre birkaç gün sonra ayrı bir hediye alsak olur mu? Hı? Hem senin istediğin bir şey alırız. Şimdi param yok ama birkaç gün sonra olacak. İstemiyorum ben senin paranı filan. Zaten olsa da ben istiyorum diye vermezdin sen. Oğlum olur mu? Olsa niye vermeyeyim? Vermezdin işte. Biliyorum. Yok bu paran. Bence var. Paramı vermiyorsun. Çünkü sen böyle bir babasın işte. Hakan amca gibi değilsin. Kötü babası. Kötü. Hakan Küçük. Evet. Hani şu benim kahramanlığımı çalan şaklaban. Lafını bil de konuş, tamam mı? Asıl sen benim cüzdanımı çalan hırsız değil misin, onu söyle bana. Kahramanlığımı aldın elimden, sıra oğluma mı geldi? Demek Emre'nin babası bir hırsız ha? Doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur ha? Bana bak. Kahramanlık sende kalsın. Uzak dur oğlumdan. İnanamıyorum Salih. Tam senin söylediğin gibi oldu. Hakan'ın bana evlenme teklif ettiğine hala inanamıyorum. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Onun gibi bir kahraman nasıl yapar bunu? Ben de senin hala ona kahraman dediğine inanamıyorum. İyi de ne diyeceğim Salih? Adam kahraman, hepimizi kurtardı. Yoksa onu da mı yapmadı Salih? Yok, o kadarını bilemem. Yani elimde kesin bir kanıt olmadan adamın günahını alamam ama... İyi de o zaman kahraman kim Salih? Eğer o değilse kim? Buyurun, kime baktınız? Şey, ben Salih Bey varmış burada. Onu arıyordum. Buyurun, benim. Bende sizin bir emanetiniz var da usta gönderdi. Ha evet. Usta para gönderecekti. Çocuk okutuyor da. Öyle mi? Bir de cezaevinden çocuk okutuyor. Hiç bahsetmedi bana. Ama bana sizden bahsetti. Paraları sizin gibi birine verdiği için gönlü çok rahattı. Çünkü daha önce birkaç kere parayı alıp gidenler oldu da. Ha yok. Haşa. Ben size teslim edeyim de şu parayı. Hayırlı günler. Sağ ol. Geçtiğimiz günlerde üstün bir kahramanlık örneği göstererek bir otobüs kazasında 16 kişinin hayatını kurtaran Hakan Küçük, Hayat Hakkı Derneği tarafından ödüllendiriliyor. Alo anne? Anne neredesin? Ben gelmeyeceğim oğlum. Vicdanın varsa sen de bırak bu işin peşini. O ödül senin değil. Hakka zulmetme. Üf.
Alo Dilek. Benim Hakan. Evet Hakan. Hayır unutmadım. Benim bu televizyonda senden başka işlerim de var Hakan. Gelebilirsem haber veririm. Neden gelmiyorsunuz? Neden? Oğlum ne yapıyorsun? Düşünüyorum anne. Ne yapacağımı. Düşünecek bir şey yok oğlum. Geçti artık o günler. Allah yardım eder inşallah. Bazı şeyleri geri getirmek o kadar zor ki. Yapma evladım. Bunca şey yaşadın. Ümitsizlik sana hiç yakışmıyor. Ne yapabilirim ki? Dünyada en sevdiğim, en çok değer verdiğim varlığı. Evladımı kaybettikten sonra. Allah büyüktür oğlum. Allah büyüktür. Hani pişmanlığın? Bunu da çalmışsın işte. Evladım, ben bir şey söylemek istemiyorum artık. Aslında o kadar çok şey söylemek istiyorsunuz ki. Ama evlat sevgisi bağlıyor dilinizi. Oğlunuzu yalnız bırakarak bir şey çözemeyiz. Doğru olanı yapmak için size ihtiyacı var. Emre! 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 Anne Emre yok. Nasıl yok? Nereye gider oğlum? Mehmet! Mehmet oğlum! Ne aradın evlat? Onun sahibini, Dilek ablayı. Elise gel benimle. Tamam, çok teşekkürler. Birazdan özel töreninde konuşmayı yapacağım. Sağ ol, görüşmek üzere. Mavi dosyadakiler mi bunlar? Tamam, kırmızı dosyadakileri ben alırım. Sen kusura bakma. Tamam. Emre? Dilek abla, boyduğun senin mi? Çantam! Çantam içeride ne olur! Tamam, siz geçin ben getireceğim. Sen bunu nereden buldun? Benim babam hırsız. Sizden çaldığı çantayı da buldum. Yürü bakalım ufaklık, gidiyoruz. Hakan Bey. Buyurun. Hazır mısınız? Birazdan tören başlayacak da. Evet, hazırım. Şey, Hakan Bey, ben bir imza istesem. Ailece size hayranız da, yani cesaretinizi demek istiyorum. Ararlarsa ne diyeyim? Ben dışarıdayım, tamam mı? Tamam. Mehmet. Salih Bey. Dilek Güngör'ü bulmam lazım hemen. Sakin ol Mehmet. Hayrola? Oğlum. Emre evden kaçtı. Oğlun Dilek'le beraber ödül törenine gitti. Otele. Ne oteli? Hakan'ın ödülünü alacağı otele. Bir şey söylemek istiyorsun. Hak ettiğini istiyorsun değil mi?
Hayır, ben oğlumu istiyorum sadece. Sevgili konuklar, sözü uzatıp da sizi sıkacak değilim. Artık kahramanlarla pek sık karşılaşmıyoruz. O yüzden alkışlarınızla Hakan Küçük'ü sahneye davet ediyorum. Hakan Bey, hadi herkes sizi bekliyor. Bu sizin gününüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, işte kahramanımız. Sözü ona devretmeden önce derneğimizin ve tabii bütün ülkenin minnetini ifade eden bu ödülü takdim etmekten şeref duyarım. Ben çok teşekkür ederim. Ama bu ödülü hak etmiyorsun. O ne be? Bu kim? Ben de anlamadım. Nereden çıktı ya? Burada. O sen değildin. Yeter artık oğlum. Buradan öteye yol yok. Ben... Hadi Hakan, itiraf et. Ne kaza anını, ne yolcuların yüzlerini, hiçbir şeyi hatırlamıyordun. Sen orada değildin. Evet, değildim. Yalan söyledim. Kandırdı bizi abi. Ben hiç kimsenin hayatını kurtarmadım. Belki kurtaramazdım da. Ama bu hayat, bu alkışlar insana her şeyi söyletir. İşte ben bu büyüye dayanamadım. Kahraman olmak istedim. Hepiniz gibi. Ama anne haklısın. Yolun sonuna geldik galiba. O burada. Bu çocuk mu? Bu senin. Emre? Oğlum nerede? Buradaydı. Çatıda bir çocuk var. Emre. Oğlum. Git buradan. Hiçbirinizi istemiyorum. Hepiniz kandırdınız beni. Emre dinle. Her şeyi anlatacağım sana. Ama önce oradan uzaklaş, gel. Yaklaşma, hayır. Hırsızsın sen. Beni sevsen hırsızlık yapmazsın. Haklısın. Ama artık değilim. Bak, Allah'a söz veriyorum, babam bir daha kendine ait olmayan hiçbir şey elini uzatmayacak. Söz veriyorum, gel hadi. Yaklaşma, hayır. Baba! Baba! Emre korkma. Korkma babacığım, tamam. Sakın aşağı bakma. Hayır. Korkma Emre. At oğlum elini. Hadi. Bana bak. Şimdi yavaş yavaş tırman vücudum. Hadi. Tamam. Boynuma dolan. Boynuma dolan oğlum hadi. Aferin sana. Aferin babacığım. Hadi babacığım. Aferin sana. Aferin babacığım. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Tırman babacığım. Baba! Baba! Dayan baba!
Sıkı tutun. Hadi. Baba. Babana iyi sarıl Emre. Çünkü başından beri peşinden koştuğun kahraman hep yanı başındaydı. O insanların hayatını baban kurtardı. Baban kurtardı Emre. Baba, canım babacığım benim. Bizimkiler sonunda kahraman olmayı başardı. Kahramanlık nefsin dizginlerini kurtarmakla başlar. Nefsin esaretinden kurtulabilenler gerçek özgürlüğü tadarlar. Gerçekten özgür gönüller sürekli hakkı tutup kaldırma çabasında olurlar değil mi? Evet. Çünkü esirlik nefsin arzularına boyun eğmekle başlar. O zaman gerçek kahramanlar yere düşen her hakkın insanlık onurunu da altında ezeceğinin farkındadırlar. İşte bu inceliğin farkında olan kahramanlar ne derler, ne görürler, ne düşünürler gibi şeylerle meşgul olmazlar. Sadece doğru olana kilitlenir ve yürürler hedeflerine. Böylelerinin destanını da başkaları yazar.